Sevgili izleyiciler, yeni bir Altınşehir Adana programında merhaba. Bugün özel bir yerde çekim yapıyoruz. 5. Adana Kitap Fuarı'ndayız. Biliyorsunuz Altınşehir Adana programı Acıbadem Hastanesi ile Altınşehir Adana Dergisi'nin ortaklaşa yapmış olduğu bir program. Özel yerde çekiyoruz dedik ve özel bir misafirimiz var. Türkiye'nin en önemli güzel yazı sanatçılarından, Anıtkabir'inde hatlarını yazdığını bildiğimiz ünlü hattat, gazeteci, yazar Ethem Çalışkan ile beraberiz. Hoş geldiniz Sayın Ethem Çalışkan. Hoş bulduk, günaydın efendim. Günaydın efendim. Siz aslında akşam da olsa, gündüz de olsa günaydın diyorsunuz. 24 saat günaydın. Nedeni yani, nedir? Bu bir duadır, gündüz aydın olsun. Evet. Sabahleyin de günaydın, öğleyin günaydın. Akşam da gün bitmiş kabul etmiyoruz değil mi? 24 saat gün diye var mıydı? Evet. Sonra ertesi gün gene günaydın. Evet, felsefik bir bakış açısı yani, güne. Hep günaydın. Her dakikamız aydınlık olsun tabii anlamında söylüyorsunuz. Hafta aydın, ay aydın, yıl aydın, ömür aydın. İşte böyle bir aydın insanı konuşmak için bir aradayız. Sizin sıfatlarınızı sayarken aslında hattat, gazeteci dedim ama önemli olan grafiker olduğunuzu söylemeyi unuttum. Aynı zamanda bir grafik sanatçısınız siz. Türkiye'de grafik sanatının kurucusu, atası sayılan İhab Hulusi'yi sizle konuşmak üzere bir araya geldik. Teşekkürler, güzel bir konu. Üstelik kitap fuarında konuşuyor olmamız da güzel bir tesadüf zannederim. Keşke burada bir de İhab Hulusi'nin kapağını yaptığı ampulümüz olsaydı yanımızda da gösterebilseydik. Aslında buradan herhalde şu göndermeyi yapıyorsunuz. Evet. Hepimiz İhab Hulusi'yi, en azından 40 yaşından daha büyük olanlar İhab Hulusi'yi alfabenin üzerindeki imzasıyla tanıdılar. Onun için dedim, yani okumanın, yazmanın başlangıcı olarak bir kişi için, öğrenci için ilk okula adımını attığı zaman, evet, okuma kitabı, yani ABC'nin yazıldığı Alfabenin kapağı İhab Hulusi. İhab Hulusi tarafından yapıldı. İmzalı, evet, o üçgen imza ve sonra küçük ülkeye Atatürk ona ders veriyor. Evet. Okuma yazma öğretiyor. Evet. Arkada Ankara Kalesi. Evet. Sizin üçgen imza dediğiniz o zaman müselles mi deniyorlardı? Şimdi tabii yani bu müselleste'nin üçgene diye de yapılması kitabı var. Evet. Onu Ender Merter yazdı. Ben bunu dostum ve bu da çok İhab Hulusi üzerine birikimleri olan bir sanatçı, evet, kendisi aslında genç, evet, sanatçılardan. Ama İhab Hulusi'nin ister müselles olsun adı, İster üçgen olsun. İmza şeklini ben bilmiyordum ki ne, evet, olduğunu. Evet. Sadece ben görüyordum alfabeyi. Öğretmenimiz sayfasını açıyordu. Çok güzel bir yandan veya profilden diyelim, İkisi de aynı şey. Bir Atatürk portresi, siyah beyaz. Çeviriyorsunuz. Başlıyor. A harfi kutsaldır. İlk harf. Yani yazının icadında da o kil tabletlere yazılan çivi yazısıyla da ilk harfi yazmışlar. A. Yani A ağızdan çıkan iç sesin şekli. Onun için, evet, at devam ediyor. Alfabede A'lar. Peki niye A kutsal? Yazı kutsal anlamında söylüyorsunuz herhalde. Niçin kutsal yazı sizce? Niçin? Yazı niçin kutsal sizce? Yazı. Bence yazının icadı 5000 yıl öncesinde
Evet. Eğer yeni bir ilaç konulabilse, ilaç, bütün ülkeler onu kullanabilseler, yazın icadı olması gerekir. Evet. İnsanlığın uyanışı. Evet. İnsanlığı uyandıran yazı olduğuna göre bundan daha kutsal bir şey olabilir mi? Nasıl uyandırdı yani? Bunu biraz açıklar mısınız? İnsanlık tarihi başlıyor. Evet. Bilgi birikimini birbirlerine aktarmaya başlıyorlar değil mi? Bilgi birikimi, yalnız bilgi birikimi değil, iletişimi sağlıyor. İletişimi sağlıyor, evet. Konuşurken yarın dün ne konuşursun diye onu yazıyor, bakıyorsunuz. Ondan sonra bugün en şeysinden alalım, yaygınında din kitapları yazıyla değil de okunmuyor mu? Evet. Demek ki yazı kutsal. Evet. Hangi yazıyla olursa olsun, hangi ülkenin yazısıyla olursa olsun, hangi dille olursa olsun, Arap harfleriyle de kutsal, Latin harfleriyle de kutsal, Çin yazısıyla, Japon yazısıyla, Kirli'yle, Azita yazısıyla, hepsi de yazı kutsaldır. Evet. İhap Hulusi veya sizin gibi insanlar bu yazıyı da daha güzel yazmaya çabalarken ona biraz daha fazla değer kattılar herhalde. Tabii şimdi yazının bir sanat yolu var. Evet. O nasıl oluyor? Evet. Güzel yazı. Herkesin yazısı güzel olması gerekir. Güzel konuşma gibi, güzel ses gibi, güzel giyim gibi. Herkesin ama sanat olarak o güzeli sanatlaştıran yazı sanatçıları. Evet. Resim, şair, şiir. Her şiir yazar şair değil ki. Evet. Sanata ulaştığı zaman şair oluyor. Evet. Resimde de öyle. Ressam, herkes resim yapıyor. Ama ressam olduğu zaman sanatçı olmuyor. Evet. Yazının da işte eski deyime göre hattat. Hüsnü hat. Güzel yazı. Güzel yazı. Evet. Yazana hattat deniyor. Ben hattatım dediği zaman başka bir saygınlık var. Kelimede. Evet. Şimdi Arap yazısında öyle Latin harflerinde oluşan Türk alfabesi aşağı yukarı tabii tamamına 84 yaşında. Evet. Yeni yazı devrimi. Yeni yazıyla da bizim onu sanat haline getirmemiz bizim 84 yıllık bir zamanı var. Evet. Az zaman mı, çok zaman mı o toplumun sanatla buluşmasına bağlı. Evet. Ama ben kendimi bildiğimden beri, elim kalem tuttuğumdan beri yazıyı güzel yazmaya çalışıyorum. Yüce Tanrı beni öyle şeylerle yönlendirdi ki kendi kendine ben bilerek bir şey yapmadım. Emin varım hocayla. İlk tanışma, ilk Güzel Sanatlar Akademisi'ne adım attığım zamanki ilk gününde. Emin Barın Hoca, Ordinaryos Profesör, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, evet, ve yazı ustası. Evet. İhap Hulusi, Emin Hoca'nın arkadaşları bunlar. Evet. Emin Hoca da Almanya'da öğrenimini yaptı. İhap Hulusi de Almanya'da öğrenimini yaptı. Ama bütün bunları ben sonra öğreniyorum. Alfabeden sonra. Önce alfabeyi tanıdınız. Peki Emin Bar, özür diliyorum. İhap Hulusi'yi ne zaman tanıdınız? İhap Hulusi'yi işte dediğim gibi karşı karşıya gelmek başka, tanımak, bir de eserleriyle tanımak. Ama ben üçgenin ne olduğunu bilmeden o eserleri tanımaya başlamıştım. Alfabeden başlıyor, sonra kasabalarda, köylerde, duvarlarda, kahvelerde, okullarda ve her yerde üçgen imzalı afişler. Bunlar banka afişleri, veren aşısı afişleri, yani
sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler, ticari hizmetler, her şeyin ofislerini yapan adam. Ben mesela şeyle tanıyorum, yerli malı haftaları ile tanıyorum. Yerli malı. Biraz yerli malı haftalarından bahsedip ondan sonra. Yani şimdi gene hep benim çocukluğumda bizler başka çaresiz. Evet. Benim çocukluğumda yerli mallar haftası güvence yerleri. Yani bir şey alacaksa halkımız. Yalnız köyümüz demeyelim, kasabalarımızda, şehirimizde. Evet. Yerli mallar haftasının alışveriş yerlerini giderlerdi. Sürmeli bak der. Evet. Köyümüz, halkımız. Sürmeli banka gittim. Sümerbank yani. Basma aldım, Sümerbank. Evet. Basma aldım, kumaş aldım, enternet aldım, bilmem ne. Her türlü alışverişi oradan yapalım, güvenle. Ve o güveni sağlayan, halkımıza ulaştıran Diyakonisi'nin afişleri de evet. Yerli Mallar Haftası. Bizim okullarda kutladığımız Diyakonisi'nin Yerli Mallar Pazarı. Peki o dönemde İHAP Hulusi'den başka bu afiş yapan kişi yok muydu ki? Hep İHAP Hulusi, her şeyin altından İHAP Hulusi çıkıyor. Güzel bir soru. Başkaları da vardı ama İHAP Hulusi bunun öncüsü olduğu için. Evet. İHAP Hulusi yalnız Türkiye'de değil, dünyadaki afiş ressamları arasında en önde gelenlerden. Evet. Fransa'da da vardı, Kassandık. Fransa daha, onlar daha modern tarzda çalışıyorlar. Bugün belki gerilerde ama o güne göre ileride bize göre. Ama Almanya tam anlatabileceği, söyleyeceği şeyi çok güzel anlatabilen afiş hocası var. İHAP Hulusi'nin de hocası. Horvayt. Evet. Horvayt. Horvay'ın İHAP Hulusi'ye verdiği mektubu da var bende. Evet. Ama şu anda yanımda yok. Ne dediğini hatırlıyor musunuz evet, mektupta? Çok güzel İHAP Hulusi'nin yazdığı şeyler var. Sözleri var. Ne? Söylemesi ayıp olmasın. Hocasını da geçen adam diyebilirim ben. İHAP Hulusi'ye. Evet. Evet. Yani Alman hocasını, dünyanın en önde gelen afiş ressamını öğrencisi olarak İHAP Hulusi daha önde diyebilirim. Bunu herhangi bir duygusallıkla söylemiyorum. Evet. Zaten bir öğrenci hocasını geçtiği an o hoca kıymetlenir diye düşünüyorum ben. Ama hiçbir zaman öğrenci hocasını göçüp gitmeden öne çıkmaz. Evet. Ona ona dikkat eder. Saygı. Evet. Saygıdır. Peki İHAP Hulusi'yi siz ne zaman tanıdınız? Karşılaşmanız evet. Olduğunu biliyorum. Şimdi yıl 1988. 1981 Atatürk'ün 100. doğum yılı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi programları var. Onu geniş bir programla kutlayacaklar. Ve bu program içinde bir de amblem gerekli ya. Evet. Bu bir yarışmaydı. Amblemin son karar toplantısında Emin hocam, Ethem sen de gel dedi bu toplantıya. Toplantı İstanbul'da Resim Heykel Müzesi'nde yapılacak. Bir toplantıya katılanlar arasında Mengü Ertel var, Namık Bayık var, Emin Hocam var. Bunlar hep grafik sanatçıları. Tabii grafik sanatçıları. Bunlar da ülkemizin en önde gelen isimleri. Evet. Ve bir yaz güz günleriydi. Yani yazın sonu, güzün başlangıcı. Biraz yapraklar filan o Resim Heykel Müzesi'nin bahçesinde boğaza karşı hafif hafif rüzgarla sallanıyor. Ara ara da düşüyordu.
Ben genel diyordum, yüz ayları. Toplantı o günlerdeydi. Karar verildi, annem hangisi olacak diye. Toplantı bittikten sonra ben Emin hocama dedim ki, hocam dedim, ben Hürriyet gazetesinde çalışıyordum bu yıllarda. Hürriyet gazetesi için bir takım yapacağız. Ben dedim, Atatürk portresi yapmış restoranlarımızdan hepsinden birer tane her sayfaya portrelerini, resimlerini, onların yaptığı resimleri kullanmak istiyorum dedim. Hoca dedi ki, yap beyin de var zannediyorum dedim ben. Aa dedi, niye söyledin dedi. Hadi dedi, İHAB'a gidelim dedi. Yap Bey Gayrettepe'de oturuyor. İstanbul'da. Evin var mı hocanın da? Evi biraz onun yakınında. Komşu sayılacak evet. kadar yakın. Namık Bayık'la ve hocamız başımıza Yapılıyorsa'ya gittik. Tabii Yapılıyorsa böyle nasıl anlatacağım ben de bilemiyorum böyle. Kapısına yaklaştığım zaman bir yazı var. Evdeyiz yazı. Evdedir. Evet. Kapıda. Kapıda. Şimdi hiç çıkmıyor mu demek ki? Sürgülü yapmış onu. He. Birini kapadığı zaman biri açılıyor. He. Açılan evdeyim. Evde değilse evdeyimi tamam. kapadığında evde yoktur yazıyor. Yazıyor. Evet. Şimdi baktık evdedir dedi. Sandık kapısını. İlk defa görüyorum Yapılıyorsa. 1881. Murat, 1981. 1980. Evet. Çok sarık bir adam. İnce uzun parmakları, evet. ona göre hareketleri. İşte nasıl girilmesi, nasıl konuşulması gerekiyorsa onları hepsini yaptıktan sonra. Bir yerde okudum, kendisi için şık 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 Avrupa'yı uzun boylu güzel bir adam deniliyor. Onu söyleyen de Yusuf Ziya Ortaç. Yusuf Ziya Ortaç, evet. evet. Almanya'dayken Akbaba dergisine karikatürler gönderdiniz. Evet. Ya Yusuf Ziya Ortaç'ın şehrine göre bizi şaşırtıcı diyor bu karikatürler. Yusuf Ziya Ortaç Akbaba dergisinin sahibi. Yalnız Akbaba dergisinin sahibi değil. Evet. Türk mizahının babası. Babası, yayıncılıkta. Evet. Gerçekten. Çizgi ustası. Türk şeyi. Çok ustalıklı kullanan, yani Türkçenin ustası, mizahın ustası ve birçok karikatüristlerin mizahçılarının yetişme yeri ve evet. onların da hocası denilir artık onlara. Evet, evet. Yani Yapılıyorsa, nin gönderdiklerini görünce şaşkınlar düşüyor, resim karikatürü. Sonra Yapılıyorsa İstanbul'a geldiğinde Akbaba'yı ziyaret ediyor. İşte o zaman söylüyor, anlatıyor. Evet. Şık, şık, şık diyor. Evet. Avrupa'yı bir adam tarif ediyor. Gerçekten yapılmışsın. Oturuşuyla, kalkışıyla, davranışlarıyla, konuşmasıyla, üzerindeki günlük elbisesinde olur. Dışarıda giyeceği elbiselerden olur. Şık, şık, şık gerçekten. Peki yeniden sizin onu ziyaretinize dönelim, karşılaşmanıza. Şimdi, hocam dedim, İHAB Bey'e, İHAB Bey dedim, sizin, ben çoktan beri görmek, tanımak istiyorum, tanışıyorum dedim sizinle. Ha. 1930'ların sonundan, 40'lardan, Anadolu'nun topraklarından tanıyorum. Alfabeyi söylüyorsunuz. Alfabeyle ve o afişleriyle. Afişleriyle, yani evet. Böyle Türk Hava Kurumu'nda evet. köylü ve Sümerbank evet. bankalar
Evet. Sağlık ofisleri, bütün bunlar. Evet. Toplumun. Ama dedim, sizin için diyorlar ki, Nihat Bey kimseyle görüşmez diyorlar. Onun için dedim, arayıp da bulmadım ben sizi. Ethem Bey dedi, kapıdan girerken gördünüz dedi şeyi. O da kim gelirse okuyor zaten evdeyse. Evdedir lafını ben dedi, niye kullanıyorum herkes girsin diye. Kim söylüyorum hep dedi, bana da benim de kulağıma geliyor. Niçin beni söylüyorlar dedi. Bilmiyorum ama dedi, kapı dedi açın. Ve ondan sonra Nihat Bey'le bir sene hemen her hafta buluşmaya başladık elinde. Sevali kahve içerdi. Peki bu buluşmalarınız sırasında sanat konuşur muydunuz? Hep. Başka ne var konuşacak? Ha. Ama sanatı konuşurken sanatın tadını veren, bu konuşmaların tadını veren serzenişlerdir. Evet. Sanatçının şikayetleri bitmez, tükenmez. Evet. Onun içinden çıkıyor sanat aslında. Evet. Onları yapmayınca bir kenara çekilse çok memnun adam olsa ne fırça oynadı ne kalem oynadı. Evet. Demek ki sanatçıya toplumun dertlerini güzel şekilde yansıtan kişi diyebiliriz. Ya, kendine de yaşayacak ki. Tabii ki kendisi de yaşayacak. Evet. İşine yansıtacak. Tabii ona göre o heyecanla, o kızgınlıkla değil. Peki demek ki İhab Hulusi'de var mıydı öyle bir serzenişler? Var, hep zaten dinlediğinizin yarısı serzenişler. Evet. Şikayetleri. Mesela nelerden şikayet ederdi? Evet, mesela çalışma odasında çekmesenin, çekmecesini çekmemesenin içinden bir sürü Milli Piyango biletlerinin orijinallerini çıkardı çalışmalarını. Bütün bunlar dedi, bana hazırlatıp da Milli Piyango'nun almadıklarını dedi, bende kaldı. Bunlar dedi, hem beni çalıştırdılar, hem yaptıklarını almadılar, parayı da vermediler dedi. Devletten de şikayetçi. Evet. Akademiye beni hoca olarak tayin ediyorlar diyor. Bana verdikleri ücret yurt dışından gelen hocalara, öğretim üyelerine verdikleri ücretin dörtte biri. Evet. Niçin diyor? Evet. İstifa ettim diyor. Evet. İstifa ettim diyor ben de. Bakalım ne dersen diyor, vazgeçti. Evet. Yani çok şikayetçi. Bak, şikayetler haksız değil. Yani bızbız adam değil. Evet. Ama evet. Peki, ben de bazen şikayet ediyorum, ben de haklıyım. Evet. Sonuçta herkesin bir şikayeti var. Zaten bu şikayetler değerlendirildikçe toplum ileriye doğru gidiyor. Tabii o şikayetlerimiz olacak ki çalışmamız durmayacak. Tabii. Şikayetsiz bir toplum aslında bitmiş, ölmüş bir toplum, evet, demektir. Peki bu sohbetleriniz sırasında şikayetlerin dışında sanatla, teknikle ilgili konuşmalarınız da olur mu? Evet, evet. Sizi etkiledi mi? Sizin sanatınıza bir katkısı oldu mu? Bir kere çalışma masasındaki bütün çalışmalarımın örneklerini, evet, serer masanın üstüne, boyalarını, fırçalarını, diğer kullandığı neleri varsa her şey masanın üzerinde. Onları çıkarır, onları anlatır ve eserlerini ortaya koyar ve dediği şu söz: bunları nasıl yapmışım, nasıl uğraşmışım, nasıl yapmışım, nasıl uğraşmışım, ben de şaşıyorum, evet, der. Peki şimdi o yapmış olduğu eserler nerededir? Araya mı gitti? Ama bir kısmı bunları baskılar yapan matbaalarda gitmiş. Evet. Bir kısmını toplayanlar olmuş. Bir de bir akrabası vardı, İclal Hanım. Ondaymış. Bir kısmı kendisindeydi. Bazı ajanslarda vardı, ben gördüm. Ondan sonra kısmetinde olanın elinde.
Yani şimdi bir İHA Hulusi sergisi açılmaz istense başarılabilir mi? Tabii. Nasıl olur? Nerelerden toplanabilir? En çok örnekleri benim söylediğim Ender Merter'de var. Kitabı da var onun. Müsellesten üçgene sözünde koyan o. Evet. Da, Cumhuriyeti afişleyen adam cümlesini de. Evet. Bu iki cümle İHA Hulusi'yi temsil eden iki cümle. Evet. Aslında ikisi birbirine benziyor. Müsellesten üçgene aslında Türkiye'deki değişimi anlatan bir cümle. Cumhuriyeti afişleyen adam da aşağı yukarı aynı anlama geliyor. Ve işte son olarak 113. yaşımıydı. Hatırladığıma göre geçen ay Kınalı Adada. Yani 113. olduğuna göre 1899 doğumlu mu? Yani böyle bir şey oldu. Evet, evet. Kınalıada'da. Kınalıada'da. Bizim 89 olur tabii ki. Yani evet. Veya 88. Evet. Evet. 88 değil. Biz kalan. Çünkü. Pardon, 98. 98. Evet. Şimdi Kınalıada'da, evli Kınalıada'dayım. Evet. O en ünlü eserlerinden birisi kulüp yakısının üzerindeki etikettir. Evet. O etiketin üzerinde bulunan iki portreden birisi kendisi, birisi de Ece'nin dört şairlerinden Fazıl Ahmet Aykaç. Fazıl Ahmet Aykaç'ın çocukları benim arkadaşlarımdı. Evet. Eşvak Aykaç sporcu. Evet. Bir de Eşvak vardı. Evet. Eşvak çok görmezdi ama Eşvak abiyle ölünceye kadar beraberdi. Evet. Gazetelerde. Evet. Onun babası. Otururlar bir masa, rakı şişesi ve kadehleri ellerinde. Ama bu alkol görüntüsü değildir. Tekrar bunu biraz daha böyle üzerine bakarak söylemek lazım. Alkol içmeye teşvik değildir sohbet. Evet. Orada bir sohbet masasıdır. Evet. İki sanatçı. Birisi şair, evet. Birisi ressam. Evet. Sanatçı. Ve ikisi de iyi arkadaş. İkisi de Kınalıada'da oturuyor. İkisi de böyle papyon kravatlı, son model giyinmiş değil mi? Bu nasıl sohbetti? Evet. Meyhane değil yani. Evet. Evet. Meyhanede de var sohbet ama rastgele kıyafetler vardır. Evet. Evet. Onlar da biraz daha derin toplu yani. Örnek evet. Kıyafet var. Evet. Şimdi 113. yaşı dolayısıyla Kınalıada'da bir anıtı yapıldı. Evet. Yapmayın. Onun açılışını yaptık. Evet. Orada konuşmalar yaptık. Evet. Ben o anıtı kucakladım böyle. Evet. Altınşehir Adana dergisinde de o fotoğraf var. Evet. Son Ocak sayısına bakarlarsa fotoğrafı görecekler. Ben bu. Evet. Evet, bu şey. Evet. Gene İHA Hulusi'yle orada birlikte oldu. Evet. Uçan martılar, hilal kanatlı martılar. Ve o martılar yağmurda bir hava ıslanmıyorlardı. Evet. İHA Hulusi'nin Beykoz kuburlarında yaptığı afişler var. Evet. Beykoz kuburları diyor, martılar gibi ıslanmaz. Islanmaz diyor, evet. Her hayatın içinden, doğadan, eskilerin sözleri kendisinden, afişlerinin yazılarında kendisi yazar, resimleri zaten kendisi afişlerinde sanır. Evet. Bütünüyle. Her şeyiyle afişi kendisi her yapar. Her şeyiyle. Evet. Hocam peki ne zaman vefat etti İHA Hulusi? 1980'de Emin Hoca ile birlikte gittikten sonra ben İHA Hulusi'de çok sık görüşmeye başladım. Yani arkadaş olduk.
Evet. Arkadaşlığı da geçtik, dost olduk. Evet. Arkadaşlık dostluğun bir başlangıcı oldu. Evet hocam. Ve kendisinden bir de Atatürk Doktesi ne hürriyetin takviminde kullandık. Ve ondan sonra... Çizmeye devam ediyor muydu o yıllarda? O yıllarda çizmeye devam ediyor muydu? Çizmiyordu. Niye çizmiyordu acaba? Arayan yok diyordu. He. İhtiyaç yok. Evet. Arayan evet. Yok diyor. İlginç, evet. Yalnız orası gibi akademiyi unutmuştu. Evet. Yani akademiyi unutmamıştı ama... İlgi azalmıştı. Belki de hep bir öyle geliyordu diyelim. Evet. Evet. Şimdi... Yap böyle bir sen... Artık her hafta 15 günde bir sık sık konuşuyordu, evine gidiyordum ben. Kahve içiyorduk, oradan buradan. Yani bir aydır zaman geçiriyordu. Benim de bir ara, hani vardır ya insanlarda böyle bir basiret bağımlısı derler, bir tutukluk olur. Ama 12 hafta giderim falan ya da bir işim var dersin kendi kendine. Kısmetsizlik olur. Bir gün işte Mart ayazında bir sabah bir telefon. Eşi Nasi'den telefon çaldı. Alo dedim. Ethem Bey dedi. Evet dedim. Ethem Bey ya Naşit'in oradan dedim ki anladım dedim. Ve devam etti. Hep seni sevdiği, istediği, sayıkladığı, istediği bir ayrı dedi. Nerelerdesiniz dedi. Telefonunuzu bulamadık dedi. Naşit Hanım. Demek ki dedim. Kısmet değilmiş. Ben geliyordum ya. Şimdi geliyorum dedim. Doğru. Yapacağım yerine gitti. Şimdi 27 Mart 1986 Diyarbakır yolculuğu. Evet. Eserleri oturduğumuz, her zaman sohbetimiz kanepenin üzerinde çok güzel bir antik çerçeve içinde bir de fotoğraf vardı kendilerine ait. Naşit Hanım'a dedim ki, Naşit Hanım dikkat et. Sahaflar gelirler. Sizden bunların hepsini almak isterler. Acele etmeyin, vermeyin kimseye dedim. Evet. Ve ben çok kısa bir süre sonraydı. Sahaflarda Beyazıt'ta dolaşırken antik bir çerçeve gördüm, içi boş. Abi ne güzel bir çerçeveydi, ben bunu almak isterim dedim. Kaça dedim? Yüksek, uçuk bir fiyat söyledi adam. Dedim biraz daha şey yaparsanız alırım dedim. Yani konuşma olsun diye söylüyorum bunu. Evet. Dedi ki konuşmaya bıraktılar dedi. Konuşsun dedi. Bilmiyorum dedi. Sanmıyorum dedi. Benim dedi öyle bir yetkim yok dedi. Peki dedi. Hemen doğru gittim şeye, Gayrettepe'ye, Naşit Hanım'a. Kapıyı çaldım, açıldı kapı, karşıma duvar çıktı. Boş. Evet. Çerçeve yok. Evet. Naşit Hanım'a dedim ki, ne oldu dedim, içerisinde boş. Bir sahaf geldi dedi, götürdü dedi. Bunu niye götürdü dedi. Gerçek mi? Bunları mı sattınız dedim, yok dedi. Sahaf demiş ki, aman demiş bunu ne yapacaksın bu eski bir şey demiş. İçindeki varım demiş, dışını verin bana demiş. Onu vermiş. Anlattım kendisine nereden geldiğini, hemen nasıl tahmin ettiğini bunları. Çok zengin bir coğrafya nasyonel galiba dergilerinin çıktığı günden beri 30 yıllık bir koleksiyon vardı. Hemen oralara gittim.
Bomboş. Duvarlar boş. Çocuğu yok muydu İHA polisinde? Yok. Yoktu. Kardeşi var. Yavuz. Görey. Heykeltıraş. Evet. Yavuz o da çok önemli bir sanatçı. Evet. Bugün gazetelerde bir haber var. 19 Mayıs bayramı artık bundan sonra okullarda kutlanacak diye. İşte o 19 Mayıs'ın Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışındaki yerdeki heykelin yapımcısı da Yavuz Görey'dir. Evet. Yani ikisi de büyük sanatçı. Evet. Peki en son olarak İHA Hulusi'nin sanatı, sanat anlayışı şu an Türkiye grafik ve karikatür sanatını nasıl etkiledi? Bunu söyleyebilir misiniz? Şu anda hiç etkilemiyor. Niçin? Bilgisayar. Ha, bilgisayar. Bilgisayar. Ve bütün ajanslar, bütün grafikçiler elle çizmiyorlar bir şeyi. Evet. Bu tasarım kelimesini ben sevmiyorum. Evet. Neden? Tasarlıyorum diyor. Tasarlanmayın da bir tasarlama gibi yapıyor. Evet. Onu da bilgisayarla yapıyorlar. Dikkat ederseniz o billboardların büyük afişleme yerlerinde hepsi rengarenk bir kompozisyon karmaşası. Evet. Afişlerle dolu. Ben bir gözüm yanına getiriyorum. İHA Hulusi'nin mesela bir banka afiş yaptırıyorsa onun yerine İHA Hulusi'nin bir afişini koysalar diye yanılıp da koysunlar keşke. Evet. Bütün o karmaşa içinde bir sanat eseri nasıl birdenbire bir kumaş gibi patlıyorsa. Evet. İHA Hulusi'yi anlatmak lazım. Ders olarak okutulması lazım üniversitelerin. Güzel sanatlar fakültelerinin grafik bölümünde. Evet. Ama ilk röportajı ben yaptım. O unutulmuş adamı. Evet. Sonra da sitemde bulundum akademideki arkadaşlarıma. Onlar da sergilerini de düzenlediler. Herkes yavaş yavaş eserlerine sahip çıktı. Yapımcısı böylesine büyük ama hani var ya dağın dibinde bulunursun, dağı görmezsin. Evet. Biz öyle olduk. Evet. Yani körler diyarında yaşadık. Evet. Şimdi İHA Hulusi kendisini rahmetle anıyorum. Çok saygı değer bir hem kişiliği hem sanatı. İkisi paraleldir. Evet. O bakımdan İHA Hulusi'ye herkesin bir tasarımcı olarak değil, yapımcı olarak tek başına afişinin hepsini yapıyor, sonra matbaada baskısı yapmıyor. Evet. Yapılacak olan hiç kimse yok. Tek el. Yazısı, resimleri, esprisi, evet. Her şeysi. Evet, burada çok güzel bir şekilde İHA Hulusi'yi bir kez daha andık. Daha da çok az bir İHA Hulusi. Umarız ki bundan sonra birçok sanatçı onu anlar, tanır, takip eder ve eserleriyle yaşatmaya da, devam eder. Evet, şunu da temenni ederim ki bir gün Adana'mızda bir İHA Hulusi sergisi açacak bir kurum veya kuruluş buluruz. Eserleri bulursak eğer biz Altınşehir Adana olarak bunu üstlenmek isteriz. Ben toparlarım. Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu biliyorsunuz çıkartıyor Altınşehir Adana'yı. Altın Oran Düşünce ve Sanat Platformu da bu tip etkinlikleri yapmak üzere kurulmuş. Ben toparlarım. Çatı. Peki, onu, o zaman bunu bir söz olarak kabul ediyor ve burada kapatıyoruz. Sevgili izleyiciler,
Acıbadem Hastanesi ve Altınşehir Adana Dergisi'nin birlikte organize ettiği ve sizlerle buluşturduğu Altınşehir Adana programının bir tanesi daha burada sona erdi. Gelecek programda başka bir konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.